Benim ikizim var. Ben küçükken teyzemin sütünü emdim. Diğer kardeşimin yani ikizimin o teyzemin kızıyla evlenmesi caiz mi demişler? Şimdi kitaplarımızda mahremiyet meselesi anlatılırken üç kısma ayrılır. İşte müebbet mahremiyetten bahsederken karabetten kaynaklı yani akrabalıktan kaynaklı olan mahremiyet, sıhriyetten yani dünürlülükten kaynaklı olan mahremiyet, bir de raza dediğimiz sütten kaynaklı olan mahremiyet. Sütten kaynaklı olan mahremiyete baktığımız zaman da şöyle bir kuraldan bahsedilir. Süt emen kimsenin mahremiyet sadece şahsını bağlar. Ailesini bağlamaz. Ama emdiren kimsenin ise ailesini bağlar. Yani A şahsı eğer B şahsından süt emmişse A şahsı B şahsının ailesine ilhak edilmiştir. Ama A şahsının ailesi ise B şahsıyla hiçbir bağlantısı olmayacaktır. Şimdi kardeşimizin ifadesinde kendisinin teyzesinden süt emdiğinden bahsediyor. Yani teyzesi olması önemli değil. Dışarıdaki bir bayandan süt emdiğini beyan ediyor. Dolayısıyla o süt anne olacaktır ama bunun ağabeyi ise onunla hiçbir bağlantısı yoktur. Eğer o teyzesi olmasa idi, yabancı bir kadın olsaydı ağabeyi o kadını bile alabilirdi. Yani kardeşinin süt annesini dahi alabilirdi. Alabilirdi, evet. Ama teyze olması hasebiyle misalimizde harici bir mahremiyetten kaynaklı, yani karabetten kaynaklı mahremiyetten dolayı alamayacaktır. Dolayısıyla o abiyesinin süt kardeşiyle evlenmesi, yani teyzesinin kızıyla evlenmesinden bahsediyor. Kendisi için süt kardeşi ama abisi için teyzesinin kızıdır. Kendisinin hiçbir bağlantısı yoktur. Onunla evlenmesine herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet.